Koyu renk saçları, iri mavi gözleri, kimi zaman köylü bir kız, kimi zaman da şoför Nebahat rolüyle hafızalara kazındı. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ ol. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biriydi Fatma Girik. 79 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu en son COVID-19'a bağlı zatüre tedavisi görüyordu. Tedavi nedeniyle 20 yıldır yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanbul'a gitti ve özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Türk sinemasının dev çınarı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisi çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu ve gündüz de oksijen desteği alıyordu. Başımız sağ olsun. Sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen karakterlerle hafızalarda yer edindi Fatma Girik. Ezogelin, Boş Beşik ve birçok filmde oynadığı köylü kızı imajıyla Anadolu'daki kadınların güçlü sesi oldu. 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik, 15 yaşında Leke filmiyle sinemaya adım attı. 200 filmde oynayan Yeşilçam'ın usta ismi en iyi kadın oyuncu dalında birçok ödüle layık görüldü. Bugün yaşıyorsan hayatını o kadına borçlusun. Usta sanatçı yarın 11'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle anılacak. Fatma Girik'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Ünlü sanatçı, vasiyeti gereği 2017 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.